Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret ederek kapalı çarşıda başlatmış olduğu yenileme çalışmaları için esnafla birlikte teşekkür etti. Aksaray Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Akbaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret ederek Başkan Yazgı'nın hizmetler noktasında kapalı çarşıda başlattığı kapalı çarşı modernizasyon ve yenileme çalışmaları ve esnafa verdiği destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Seçimler öncesi belediye başkan adaylarımıza Çavuş Pide'de 3 siyasi partinin temsilcisine kahvaltı toplantı yapmıştık. Sağ olsun üçü de bizim projemize sıcak bakmıştı. Kısmet halk başkanıymış. Zaten babası da dostumuzdur. Babasını severdik, sayardık. Rahmetli Yazgı ne yazdıydı? Hadi Yazgı. Hadi Yazgı dostumuzdur. Mühendis bir insandı. 30 yıllık olan hukukumuz var. Sağ olsun sözlerini, taahhütlerini yerine getirdiler. Çarşıyı güzelleştirecekler. İlaveten bir ricamız da var, röportajın içerisinde o olsun. Çarşıda lavabo ve tuvalet sorunumuz var. O tekin bulunduğu yerde boşluklar var başkanım. Eğer o ihtiyacımızı da giderirseniz ala olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, esnafımızla ilgili olarak belediye hizmetlerimiz noktasında üzerimize düşen hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza, esnafımıza kapımız ardına kadar açıktır. Kapalı çarşımızda başlattığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak esnaflarımızı mağdur etmeden bu işi sonlandıracağız. Esnafımız da bize gereken her türlü kolaylığı sağladı diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, ben de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Esnaflarımız ziyaret ettiler. Biz zaten gittiğimiz zaman gayet olumlu teşekkürlerle bir şey yapıyorlar, karşılıyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bir de elimizden geldiği kadar hızlı yapıyoruz. Yani sabahları taşları kaldırıyoruz, akşamda beton atarak sizleri topraktan kurtarmaya yolundayız. Şimdi bunun üzerine bir şap, sonra granit döşeyerek alttaki çalışmamız bitecek. Sonra oradaki borularla ilgili bir estetik çalışması, ilerleyen zamanlarda da ışıklar ve üst tabaka ile ilgili bir çalışma olacak. Ama sizin iş zamanınızı etkilemeyecek, sizi rahatsız etmeyecek şekilde olacak bir projeyi imza atacağız Allah nasip ederse. Dediğim gibi başkanım, biz seçim dönemimizde sizlerin davetinize gelmiş ve bu projeyi açıklamıştık. Tabii gönül ister ki başka detaylar yapalım ama kurulum bazı istekleri var, o da %100 yerinde uygulamak olmuyor, mümkün olmuyor. Ama biz bu haliyle de bir düzenin, bir güzelleşmenin olacağına inanıyoruz, inşallah yapacağız. Öbür konuya da gelince, biz şimdi bazı zamanlarda esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz zaman özellikle dediğiniz bölgede lavabo ihtiyacını bize iletildi ama o hatta bulunan bazı esnaflarımızın farklı talepleri oldu. Yani bu tarafa bakmasın, başka şey olmasın ama yine detaylar konuşulur. Yine gidip bir daha bir istişare edilir. Onu beraber yaparız ama şimdiden hayırlı olsun diyoruz inşallah. Tamam. Çarşının yenilenmesi, bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi gibi konuların çarşı esnafının her zaman gündeminde olduğunu dile getiren Oda Başkanı Yaşar Akbaş, proje için teşekkürlerini sunarken esnaflar adına farklı konulardaki taleplerini dile getirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, beraberindeki heyetle birlikte Aksaray Eskil ilçesi Güneşli Köyü Ortaokulu'nu ziyaret ederek örnek bir davranışla okulda Şehit Polis Mehmet Uz adına oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulundu, kütüphanedeki birçok eksiklikleri giderdi. Güneşli Köyü'nde okul müdürü Halil İbrahim Anahtarcıoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Hasibe Yazgı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve beraberindeki heyet, köy çocukları için kurulan kütüphane çalışmalarında dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına kadar yüzlerce kitabı yetkililere teslim etti. Köy okulunda şehit polis memuru Muhammed Uz'un adını taşıyacak olan kütüphaneyi gezen Başkan Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, okullarımızda vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin adını taşıyan kütüphanelerimizin açılması, bu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerimizin manevi değerleri yüksek kuşaklar olarak yetişmesine vesile oluyor.
bu güzel vesileyle bir araya geldik. Şehidimizin adının verildiği ve anısını yaşatmak için yapılan kütüphanemize kitap bağışında bulunduk. Çocuklarımızı akademik olarak yetiştirmenin dışında özellikle çocuklarımıza manevi değerleri anlatmamız, geçmiş kuşakların bu ülkenin bu şekilde yaşaması ve bugünkü kuşakların sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi fedakarlık yaptıklarını sürekli olarak hatırlamamız gerekiyor. Eğer bunun farkında olan çocuklar yetiştirebilirsek, ülkemizi bu zor coğrafyada uzun yıllar ebediyen ayakta tutabiliriz. Bu çalışmalar manevi olarak çok önemli ve değerli. Gidebildiğimiz her okula imkanlarımız dahilinde giderek bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım başkalarına da örnek olabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Okul Müdürü Halil İbrahim Anahtarcıoğlu, 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla açılış çalışmalarını hızlandırdıkları Güneşli Köyü'nden olan ve okullarında eğitim gören Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde 10 Aralık 2017 tarihinde görevi başındayken şehit düşen polis memuru Şehit Polis Muhammed Uz Kütüphanesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Şehit Polis Muhammed Uz Kütüphanesi'nde şu anda 2500 kitap bulunuyor. Suriye'de işkence altında savaşın en acımasız yüzüyle esir tutulan Suriyeli kadınlar için İstanbul'da 6 Mart'ta hareket edecek vicdan konvoyu 7 Mart'ta Aksaray'da olacak. Suriye'de işkence altında savaşın en acımasız yönüyle esir tutulan kadınlar için dünyanın dört bir yanından insan hakları eylemcisi kadın bu vahşete son verilmesini temin etmek umuduyla bir vicdan konvoyu oluşturup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye sınırında olacak. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan konuyla ilgili bir açıklama yaparak 7 Mart Çarşamba günü Aksaray'da olacak vicdan konvoyuna herkesi destek olmaya davet etti. 6-8 Mart tarihleri arasında uluslararası bir organizasyonumuza sizleri davet etmek için buradayız. Bu organizasyonumuzun amacı Suriye zindanlarında mahkum durumda olan 6736 kadın ve kız çocuğumuzun serbest bırakılması için dünyada kamuoyu oluşturmak. Bu mahpuslarımız aklımıza gelmeyecek tarzda her türlü işkenceye, kötülüğe maruz kalıyorlar. Ve akli dengesini bozmuş durumda olan kardeşlerimizin olduğu haberleri geliyor. Biz insanlık gereği vicdani anlamda bu hususta dünya kamuoyuna dikkatleri çekmek için bu vicdan konvoyu adı altında organizasyona karar verdik. 55 ülkeden katılım, destek var. Sizlerin desteğiyle Aksaray'daki tüm kardeşlerimize bunu duyurup bu konvoya dahil olmanız için davette bulunmak istiyoruz. Kardeşlerimizin sesi olmak istiyoruz. Neden derseniz, empati kuracak olursak böyle bir durumda olmayı hiç kimse istemezdi. Kadınlar ve kız çocukları sadece Esed rejiminin yaptığı yanlışlara karşı slogan attıkları için hapishanelerde şu anda her türlü kötülüğe maruz kalmış durumdalar. Konvoy Aksaray'a kadar ki şu anda sayı 5000'i aşmış durumda. 7 Mart saat 13 ile 14 arasında Aksaray'da misafir olacaklar. Namaz ve yemek molası verecekler. Bizler sizlerle beraber onları karşılamaya inşallah gideceğiz. Sonrasında yavaş yavaş diğer illerden katılımlarla sayı gittikçe artacak. Tahminen 10 bini geçecek bir sayıyla ki bu otobüs konvoyu tarzında olacak ve sadece kadınlardan ve genç kızlardan oluşacak. Biz bu iyilik konvoyuna, vicdan konvoyuna sizlerden destek bekliyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Eğer mazlumun yanında yer almazsak bunun da ahirette hesabı olacağını düşünüyoruz. Kardeşlerimize destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Bu bağlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Suriyeli hapis kadınlar için İHH İnsani Yardım Derneği İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu sorumlusu Mavi Marmara gemisi yolcularından avukat Gülden Sönmez öncülüğünde 6 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkacak olan ve sadece kadınlardan oluşan Kadını Koru, İnsanı Koru sloganıyla vicdan konvoyu 7 Mart Çarşamba günü saat 13'te Aksaray'da olacak. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan öncülüğünde şehrin dinamikleri bu oluşumu karşılamak ve katkı sağlamak için hazırlık içerisinde.
Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Cüneyt Göktaş ve birlik üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haluk Şahin Yazgı, birçok kaleme iş veren sektör olan inşaat sektöründe Aksaray'ın gelişmesi adına müteahhitlere önemli işler düştüğünü söyledi. Aksaray'ın tanıtımı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Başkan Yazgı, ziyaretçilerle birlikte inşaat, şehir planlaması, imar gibi konularda görüş alışverişinde bulundular. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda hafta sonu 7 Mart Kadirli Demirspor'u 5-1 yendi. Kadirli İlçe Stadyumunda saat 14'te başlayan müsabakayı Gaziantep bölgesinden hakem Emrullah Doğan yönetti. Maça hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor'da Enes Soy, Burhan Coşkun ve Okan Tirgil rakip sahada ilk yarıda fırtına gibi esti. Ev sahibi takım Kadirli Demirspor oyuncusu Burak maçın 3. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Kazanma parolasıyla sahaya çıkan temsilcimiz siyah beyazlı ekip ilk yarıda dakika 14 ve 45+2 uzatma dakikalarında 47. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 5-1 biten ve ikinci yarıda her iki takımın da 10 kişi devam ettiği 7 Mart Kadirli Demirspor 68 Aksaray Belediyespor maçında Demirspor maça 9 kişi devam ederken ikinci yarının ilk golünü 54. dakikada oyuncumuz Haşim Ateş attı. Maçın 71. dakikasında penaltı kazanan Kadirli Demirspor, Fadıl Karaahmetli'nin penaltı vuruşuyla skoru 3-1 yaptı. Maçı 5-1 sonuca taşıyan golleri ise 82 ve 86. dakikada Okan Tirgil ve Fatih Bolat attı. Maç temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu Gaziantep'te engelsiz Gaziantep Spor'a 60-39 yenildi. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligin 8. sırasında yer alan tekerlekli sandalye temsilcimiz küme potasında düşme hattında yer alan Muş Belediyespor Kulübü'nün Kuzey Kıbrıs Türksel'le çıktığı karşılaşmayı kazanmasıyla küme düşülecek haftalarda oynanacak maçlarda kazanmaktan başka şansı yok. Galibiyeti yakalamak adına gerekli tüm çalışmaları yapan tekerlekli sandalye basketbol takımımız 68 Aksaray Belediyespor ligin 13. haftasında karşılaştığı engelsiz Gaziantep'e 60-39 mağlup oldu. Ligde istikrarı bir türlü tutturamayan Bayanlar Handbol Süper Lig temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Üsküdar Belediyespor'a yenildi. Handbol Bayanlar Süper Lig takımımız Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligin 20. haftasında kendi evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyespor Kulübü'ne 26-37 yenildi. Bu hafta ve bundan önceki tüm maçlarda olduğu gibi bundan sonraki müsabakalarda alınan kararla temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oynanan Üsküdar Belediyespor maçı öncesinde Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz anısına saygı duruşunda bulundu. Takım antrenörü Muhittin Kılınç gözetiminde çalışan ekip, maç ayırt etmeden çıktığı her müsabakada spor severlere keyifli bir müsabaka izletirken, özellikle iç sahada rakiplerini daha da önemseyen performansla sergilediği oyuna karşın gücünü bir türlü gösteremiyor. Yenilgilere rağmen ligden kopmayan Handbol Süper Lig temsilcimiz, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ekibimiz, dişli rakibi Üsküdar Belediyespor Kulübü'ne 26-37 yenildi. Takımımız bu mağlubiyetle birlikte ligde kaybettiği maç sayısını 10 olarak hanesine yazdırmış oldu. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.